God did amazing work 2,000 years ago in this land with Paul and Barnabas that they started many churches. But over the years, Christianity disappeared. We believe that what God did 2,000 years ago in this land, He can do it once again. In 1992, with six people, they started our church in their home. And we met in houses and picnic areas many years. And then people started invite other people, and we did a lot of outreach, and we gave brochure on the street to people to invite to our church. And then people started come. Kilisede birçok insan vardı ve hepsi farklı farklı görünüyorlardı. Yani en çok benim ilgimi bu çekmişti. Ama aynı şeyleri yapıyorlardı, sarılıyorlardı, konuşuyorlardı. Halimi, hatırımı soruyorlar, benimle ilgileniyorlardı. Ailemi buldum yani artık orası. Çünkü biliyordum artık yani, beni artık burada kucaklayan bir kilisem var. The population of Turkey is 82 million and 99% of the population are Muslim. There is a lot of misinformation in the society about Christians. They learn Christians in a very negative and bad way because of the history, because of the media, because of the society. We want to become a witness of Christ to show them what is true Christians are. Yani yaklaşık 11 yıl önce iman ettim. İman etmeden önce Müslümandım. Ama bir süre sonra araştırma girişiminde bulundum ve birçok kitap okumaya başladım. İslamiyet'i araştırdıktan sonra ateist oldum. Bir süre öyle yaşadım ama içimde sürekli bir boşluk vardı. Ve o süreçten sonra farklı inançları araştırma gereği duydum. Uzun bir süre araştırdıktan sonra bir kilise adresi buldum. Ve oraya gidip öğrenmek istedim. Çünkü internetteki bilgiler çok karışıktı. Soruyorlar Hristiyanlık inancı hakkında. İsa kimdir? Hristiyanlık nedir? İncil hakkında sorular soruyorlar. Ya da İncil'i okuduktan sonra İncil hakkında orada anlayamadıkları konular hakkında sorular soruyorlar. Ve biz de elimizden geldiğince onları sorduğu soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Evet, biz kilise olarak haftanın 7 günü açıyoruz. Sabah 9'da, akşam 6'ya kadar kiliselerimiz açık. Bu saatler içerisinde. Yani oraya ilk girdiğimde bir pazar günüydü ve insanlar ibadet yapıyordular. İbadeti izledim, beni etkiledi. Ama sonrasında o kişilerle tanışıp onların arasındaki sevgi bağını görünce Müslüman hayatımda tecrübe ettiğimden çok çok farklıydı. Çünkü yani İslam inancını yaşarken daha çok insanlar bir görev duygusuyla yapıyordular bunu. Herhangi bir sevgi yok olmadan yapmaya çalışıyordular. Birkaç ayın sonunda İsa Mesih'i Rabbim ve Kurtarıcım olarak kabul ettim. Değişti ve her şey daha farklı olmaya başladı benim için. Çünkü Tanrı'nın isteğiyle bakmaya başladım hayata. When people come to Christ and the most common persecution that they face, they reject by the society and their family. But the Turkish culture is a very relational culture, and people need to feel that they belong somewhere. And that's why church is not only a place for us to come and worship for a couple hours, but church is a place for us to deepen in relationship together. Every Sunday, people come and we worship 2 hours, and after that we have a fellowship time that we talk each other. And after that, we have meal together. And after the meal, we go to the beach and play beach volleyball and having fun time together and play a lot of games. And people are gathering together on Sunday all day because we know that this is our family. Ne yapıyoruz? Öğrenci yetiştirme konusunda
Buna çok önem veriyoruz. Kilisemizde çocuk hizmeti var. Bayan hizmetimiz, gençlik grubu hizmetimiz. Ondan sonra erkeklere yönelik olan hizmetlerimiz var. Ve ben de 18 yaşında bir genç olarak bu gençlik grubuna gitmem benim ve orada kişiler tarafından saygı görmem ve sevgiyle karşılaşmam beni etkileyen en önemli şeylerden bir tanesiydi gençlik grubunda. Ve bu bizi gerçekten benim de oraya ait olmam için çok önemli. Çünkü Türkiye'de gençlere fazla bazen ve bu kilise bu gençlik grubuna çok değer verdi. Ve şimdi aslında Türkiye'nin %50'si genç bir nüfusa sahip olan bu ülkemizde onlara ulaşmak çok önemli. We were just 22 people, but now our church is 200 people. They are all coming from Islamic background to Christ. They are all Turkish. And we know that if people are coming to Christ a lot like this, and we can't become only one church. That's why our church vision is to multiply the churches and start other churches in the different area that we can reach out more people, that way also we can give more opportunity for church people to serve. But also we know that as a Turkish church, we can't do this by our own. We need help, we need support. We want people to pray for us because we believe that without praying, we cannot be successful. And also we want people to come and visit us that they can see with their own eyes what God is doing here, that they can be part of this ministry, that what God is doing here. And we want also financial help because there is a lot of needs that we cannot cover by our own. And I am asking for people that if God leads you, please come and be part of this ministry and see what God is doing here and be partner with us.